Tamam, şöyle bakalım. Tarım sektörünün dış etkenlerden çok fazlaca etkileniyor olması bizim tarımsal üretimle ilgili bilinen hususlarda ya da geleneksel hususlarda faaliyetlerimizin devam etmeyeceğini gösterir. En önemli sonuç. Ne kastediyoruz? İklim değişikliği başta olmak üzere konjonktürel gelişmeler hem dünyada hem de ülkemizde özellikle su başta olmak üzere doğal kaynakların korunması, kollanması ve kullanma-koruma dengesinin sağlanması hususunda bazı unsurların artık çok daha fazla öne çıktığını söylüyoruz ki biz bunları yeni normal olarak tanımladık. Elbette tarımsal üretimle alakalı en önemli husus uzun yıllardır konuşulan üretim planlamasıydı. Özellikle hangi ürünün nerede, ne kadar üretileceğine dair suyu merkeze alan, kaynaklarımızı göz önüne alan ve üreticilerimizin öngörüsünü sağlayacak üretim planlamasını 2024 yılının içerisinde hayvansal üretim ve su ürünleri üretimi için yılın başında, bitkisel üretim için ise hububat, baklagil, yağlı tohumlar ve yem bitkilerinden oluşan 13 artı bir stratejik ürünle 1 Eylül itibariyle hayata geçirmiş olduk. Tabii tek başına bu üretim planlaması kavramının yeterli olmayacağını, bunun araçların mutlaka uygulanması gerektiğini de ifade ediyoruz. Çünkü gerek doğrudan, gerekse dolaylı destekler, gerekse işlenmeyen tarım arazilerinin ekonomiye katkısının sağlanması, sözleşmeli üretimin mutlaka ama mutlaka çok büyük oranda devreye alınması, üretim planlamamızın başarıya ulaşmasındaki en önemli unsurlar. Diğer bir konu da tarım sayımı konusuydu ki bu da 2001 yılından sonra ilk kez yapılmış olacak ve tarım sayımı ile birlikte Türkiye'nin tarımsal envanteri her açıdan tekrar çıkartılmış olacak. İdari kayıtlarla kontrolleri sağlanıp son haliyle elimizde bütün verileri elde etmiş olacağız. Tahminlerimiz odur ki 2025 yılının Haziran 2026 yılının Haziran ayında biz ilk sonuçları kamuoyumuzla paylaşmış olacağız. Şöyle önce tuzlu sonra tatlı. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Elmalarımızda hiç darbe yoktur. Size daha kısa sakettik. O yüzden bazı ağaçlarda az meyve veriyoruz. İyi ki makasla yapıyoruz. Birinci makası topladığımızda eksik olan meyveleri almıyoruz, eksik olanları almıyoruz. Bir hasat robotu. Bunun özelliği şu, özür dilerim. Bunun özelliği şu, bunu Türkiye'de yapıyoruz. Öyle mi? Evet. Yani... Yukarıya doğru çekiyorsun. Çekeyim ben. Bakalım elmayı görebilir. Türkiye'nin elma üretiminde dünyada ikinci sırada olduğunu, ihracatta da yedinci sırada olduğunu söylemek istiyorum. Ama bizim üreticilerimiz çok hızlı bir şekilde dünyada bu pazarda söz sahibi olmaya devam ediyorlar. Bizim
bizlere elbette tarımsal üretimin pazarlama ayağının çok daha önemli olduğunu her fırsatta söylüyoruz, dile getiriyoruz. Ancak bunun için üretmiş olduğunuz ürünün kalitesinin bütün rakiplerine oranla çok daha kabul edilebilir, çok daha fiyat anlamında da rekabet edebilir bir konumda olması gerekir. Bunun için de teknolojinin tüm unsurlarını uygulamanız gerekir. Sevindirici başka bir yönde, buradaki üreticilerimiz aynı zamanda bu teknolojilerin geliştirilmesiyle ilgili de çok ciddi bir mesafe kat etmiş durumdalar. Sadece elmayı değil, onlar için üretilen teknolojiyi de aynı şekilde ihraç eder durumdalar. Bizim tarımsal üretimin üretim planlaması başta olmak üzere sözleşmeli üretim, işlenmeyen tarım arazilerinin üretime kazandırılması ve diğer birçok unsuru önümüzdeki dönemde hem üretimimizin artırılması hem de kendi ihracatımız, ihtiyacımızın daha üzerinde üretimin ihracata konu olması ile ilgili çalışmalarımıza devam edeceğiz. Tarımsal üretim planlamasına kendi kanunları olan ürünleri dahil etmedik. Çünkü onların ayrı bir dinamiği var ve o tarz bir yasal düzenleme bize çok fazla vakit kaybedecekti. Ancak uygulamalarımızda bu ürünlerin de münavebe başta olmak üzere uygulamalarımıza konu olduğunu söyleyebilirim. Arkadaşlarımız bunları mevcut planlama süreci içerisinde dahil edecekler. Fiili bir dahil olma bu. Bunun dışında biraz önce söylemiş olduğumuz özellikle sadece nişasta bazlı şeker konusu değil. Ülkemizde 1.3 milyonun üzerinde biz gıda denetimi yapıyoruz. Burada vatandaşımızın hijyen açısından, sağlık açısından ya da farklı sebeplerle aleyhine olacak her durumu engellemek adına bu denetimlerimiz devam edecek. Bununla ilgili de denetimlerimiz oldu. Usulsüzlükler, uygunsuzluklar tespit edildi. Bunlara ilişkin de yaklaşık 600 milyon liralık bir idari para cezası kesildi bu firmalara. Hep söylüyoruz, vatandaşımızın güvenilir gıdaya ulaşması en doğal hakkıdır. Bu hakka ulaşmakla ilgili hiçbir engeli biz tanımıyoruz ve devlet olarak, bakanlık olarak bunların üzerine gitmeye devam edeceğiz. Kent tarım uygulamalarını gündeme getirdi. Bununla ilgili şehirlerin çeperlerinde tarımsal üretimin yapılmasını destekliyoruz. Ama bunun dışında da özellikle jeotermal enerji başta olmak üzere ki tarımsal üretimin en önemli girdilerinden birisi enerji. Bunun kullanıldığı organize tarım bölgeleri belirlendi. 42 ilde 61 organize tarım bölgesi belirlendi. Bu organize tarım bölgeleri aynı şu anda içinde bulunduğumuz üretim merkezi gibi hem üretimin yapıldığı hem paketlemesinin ve buna benzer ihtiyaçların yerine getirildiği ve